Soğuk bir Diyarbakır gününden hepinize merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Diyarbakır A21 dönercisi Ahmet Usta'ya geldik. Ahmet Usta'mız tavuk döner, et döner yapıyor. Tabelada da gördüğünüz gibi yaprak döneriyle meşhur. Özellikle işletmeciler Adana'dan gelmiş olup burada güzel bir hizmet veriyor. İsterseniz gelin birlikte bakalım neler yapıyorlar. Buyurun. Buyurun. Ahmet Ustam merhabalar. Merhaba abim. Ustam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz abim. Hoş bulduk. Kolay gelsin usta. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. İyisiniz. İyidir. Teşekkür ederiz. Usta mekanınız yeni galiba. Evet yeni hocam. Biz de gelip burada lezzetleriniz nasıl, neler yapıyorsunuz bir bakmak tabii, istedik. Tabii hocam. Şeref verdiniz. Ustam kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Siz burada çalışansınız galiba. Evet, evet. Mekan sahipleri Adana'dan gelmiş. Adana'dan gelmiş. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Amin. Zor bir süreçte mekan açanlara baktığınız zaman. Tabii pandemi süreci. Emek sarf edip sonra kapatıp gidenler oluyor. Evet. Şöyle diyebilirim, 20 yılımı verdim bu mesleğe. Siz 20 yıldır ustalık yapıyorsunuz tabii, bu şekilde. Tabii 20 yıldır bu işi yapıyorum. Dönerde. Evet tabii. Ama hiçbir sezon bu kadar zorlanmadık. Doğru, haklısınız. Şimdi tabii yavaş yavaş normalleşmeye geçiyoruz. Tabii, pandemiyi devirmeye başladık. Pandemi bitti diyebiliriz artık. Yani yavaş yavaş inşallah işler de açılır. Ustam paket servisleriniz var mı acaba? Tabii paket servislerimiz de var. Yemek sepeti, getir yemek. Öyle mi? Yemek tabii, sepeti tabii. Getir'de de online servisleriniz online de var. Online mecralarda servisleriniz de mevcut. Tabii. Ahmet Usta, gördüğümüz kadarıyla et döner var, tavuk döner var. Başka evet. Neler yapıyorsunuz mekanda? Onun dışında tost çeşitlerimiz var, hamburger. Ustam peki siz Adana'dan mı geldiniz yoksa? Yok ben buralıyım. İşletmeciler Adana'da. İşletmecileri Adanalı. Adana'nın bir nevi tarifini burada denemeye yani Adana döner lezzetini bir nevi Diyarbakır'a taşıdınız. Bir nevi buraya geldik. Tabii et dönerimiz kaburgadan. Adana evet. Kebabının aynı tadıyla birebir. Evet. Kaburgadan birebir. Yani danadan değil, kaburgadan. Kaburga etinden yapıyorsunuz. Tabii, yani kaburga Adana'nın etinden yapıyoruz. Döner yapıyorsunuz tabii, kısacası. Tabii aynı. Peki etiniz yaprak döner olarak yaprak geçiyor. Yaprak ve kaburga karışımı. He. Kıyma var mı peki içinde etin? Az bir kıyma var kaburgayı tutabilmesi için. Tutabilmesi çünkü için kıymada. Çünkü kaburgayı sade kıyma tutmaz. Yani yaprak dahi olsa tutmaz. Yağlı olduğu için. Tabii biraz. Yağlı olduğu için. Evet. Kaburga sade yağlıdır. Gördüğünüz gibi yağ böyle damlar. Daha iyi. Evet. Şu şekilde çok güzel görünüyor işte. Zaten. Tabii. Tavuk döneri usta, göğüs, but. Tabii göğüsle but karışımıdır. Göğüsle özel soslu var, o da Adana'dan bir yani, karışım. Yani tavuğu bir marine ediyorsunuz, marinasyon yapıyorsunuz. 14 çeşit baharatı var. Bir süre bekliyor galiba, daha sonra şişe bir gün bekletiliyor. 24 saat boyunca o terbiyede bekletiliyor. Ondan sonra işte bildiğiniz gibi aynen buranın usulü gibi şişe takıyoruz. Yalnız
baharat karışımı muazzam bir şey. Ben o kadar yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir baharat karışımı görmedim. Usta şimdi öyle dediniz, gerçekten çok merak ettik. Evet. Ustam peki bize ne tavsiye edersin? Biz ne yiyelim? Ve Hatay usulü yaptıracağım. İnşallah beğenirsiniz. Sac ekmeğinde. Sac ekmeğinde. Sac ekmeğinden. Tamam o zaman. Kendi özel sosumuzla üstüne gezdirdik mi? Ustam ben eti de çok merak ettim. Bu kaburga Adana karışım etinden yapalım. Yaptığını söylemiştiniz şöyle ya. Şöyle karışım yapalım. Olur. O zaman tamam. Bize bir dürüm tavuktan yap ustam. Bir tamam. Dürüm de et dönerden yap. Tamam hocam. Olur mu? Tamam. Tamam. Tabii. Teşekkür ederim ustam. Geçelim. Sağ olun. Ustam maşallah eti bitirmişsiniz. Herhalde sirkülasyon fazla olsa gerek. Hocam yoğunluk olduğu için ben ikinci kez takmak zorunda kaldım. Öyle mi? Bu et ikinci mi? Tabii ikinci etimiz hocam. Evet çok güzel. Birinci parti genelde 20 kiloya yakın falan takıyoruz. O bitti. Evet, peki tavuk kaç kilo takıyorsunuz abi? Tavuk da ortalama 35-40 kilo arası diyelim. 35-40 kilo arasında. Evet, evet hocam. Peki ustam bu lezzetleri görmek isteyen, buraya gelmek isteyen bize adres tarif edebilir misin? Nasıl sizi bulabilirler? Tabii hocam 50 metrelik yol dediğiniz zaman bugün Diyarbakır'da bilmeyen yoktur. 50 metrelik yolun tabii, üzerinde. Tabii yeni stadyum yolu dediğiniz zaman 50 metrelik yol bilmeyen yoktur. A21 dönercisi. Aynen A21 dönercisi. Ahmet Usta. Efendim hocam. Hamburger de vardı herhalde. Tabii sizden. Hamburger sos çeşitlerimiz. Peki hamburgerin fiyatı ne kadar? Hamburger şu an için uygun fiyat hocam. Hani bugün AVM'lere baktığımız zaman 14-15 liraya alınan hamburgeri bugün biz 12 liraya veriyoruz. 12 aslında, TL. Tabii 12 TL hocam. AVM'de 15 lira hamburger de kalmadı. Tabii bir... kalmadı. Şu an en kötü hamburger bugün AVM'de 20 TL. Tabii. Menü olarak mı geçiyor ustam? Sadece hamburger tek mi 12 TL? Hamburger genelde buraya gelen aileler olduğu zaman çocukları için genelde ağırlık olarak. Tabi akşamları hamburgere yoğunluk daha çok oluyor. Tost ne kadar peki ustam? Tost fiyatlarımız 10 TL'den başlıyor. Karışık. Tabi. Sadece sucuk, kaşar, yumurta, kavurma.
Yani tüm dürümün ihtiyaçları. Tabii pul karışık olduğu zaman 12 lira oluyor. Ustam fiyatlarınız nelerdir? Hocam fiyatlarımız Diyarbakır'ın çok çok altında diyebilirim. Fazla bir yüksek fiyat değil. Uygun fiyat yani. Tabii. Bu şöyle diyelim, mini de olsa ekonomik krize rağmen fiyatlarımız uygundur. Nedir mesela tavuk dönerin lavaş ekmekte fiyatı ne kadar? Hocam fiyatlar standarttır. 9 TL ambalaj ve 9 TL. Evet 9 TL. Uygun, güzel. Bol malzeme de koyuyorsunuz tabii, gördüğümüz tabii kadarıyla. Hocam, tabii buyurun gördüğünüz gibi. Dürümün içerisine domates koyuyorsunuz. İsteğe tavuk göre hocam. İsteğe göre domates, soğan. Değişiyor. Tabii. Et döner ne kadar? Et dönerin fiyatı değişiyor hocam. Et döner şu an dürümümüz 13 lira. Dürüm 13 lira. Evet. Diyarbakır şartlarına göre de iyi yani. Porsiyonu da şu an 28 lira hocam.
Siparişlerimiz geldi. Şimdi tadlarına bakacağız. Nasıl olmuş? Birlikte değerlendireceğiz. Hangisinden başlayalım? Yani hepsi de çok güzel görünüyor. Sunum harika. Ustamız üzerine çok güzel bir sos da ekledi. Ya bence et dönerden başlayalım. Bilal sen ne diyorsun? Benim için ikisi de olur. Ben çok... Bence arkadaşlar eti şey bekletmeyelim. Eti yoksa bize darılır. Tamam olur. Aynen. Eti bekletmeyelim. Etle başlayalım. Şöyle etle başlayalım. Çoğunluk böyle istedi. Evet. Buyurun. Şöyle. Ürümünün en güzel yerinden. Evet. Ben de çabuk acil edeyim de ikinci güzelini de ben alayım. Bu arada çok soslu. Ustamız evet. Bayağı güzel soslu yapmış. Evet. Yani Adana usulü yapmış. Aslında Hatay usulü diye birçok yerde duyuyoruz ama burada özellikle hani kaburga eti de kullanıldığı için Adana usulü yapmış ustamız. Şöyle etin bir sade tadına bakalım. Ne dersiniz? Çok yoğun bence. Bak şöyle bir merak ediyorum nasıl. Dikkat ettiniz mi? Gerçekten Adana tadı veriyor değil mi? Aynen öyle. Hani kaburga etinden olduğunu hissettiriyor. Kesinlikle. Yani aslında Adana kebap yiyor musunuz gibi dökülmeden bence yiyelim. Çünkü evet. Tutamıyoruz bile. Çok evet. Güzel kıvamı. Ya bayağı güzel dökülüyor böyle gördüğünüz üzere. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel, çok iyi bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle başarılı. Sos çok iyi. Yapışmış yani. Ustamız ekmeği de stajda çok güzel kızartmış, çok ince. Sosla da güzel yumuşamış. Bu sanki böyle ev yapımı gibi olmuş. Sanki kendileri yapmışlar. Ekmek aynen. Biz çok ince. Ama aynen. Güzel yani. Evet. Muhtemelen öyle çünkü normal böyle hazır şeylere benzemiyor. Yani lavaştan daha güzel bence. Yani lavaş çok mesela güzel. Daha kalın ama bu ince. Bir de böyle pamuk gibi yumuşak. Sadece ekmeği. Evet. Eti güzel ama gerçekten. Özellikle ben ortadan aldığım için muhtemelen bana daha çok eti geldi. Evet. O yüzden yani eti gerçekten çok lezzetli. Beğendik. Çok güzel, çok beğendik. Yan ikramlarımız da gerçekten güzel. Hani dolu dolu getirmiş ustamız. Domates dövüş, turşu, turşu biberi. Et döner o kadar güzeldi ki biz içeceklerimizi içmeyi unuttuk. Benimki Adana şalgamı, ev yapımıymış. Ben Adana şalgamı zaten çok severim. Daha doğrusu şalgamı çok severim. Türkiye'de en meşhur yer bu konuda Adana. Bir de ev yapımı olunca denemek istedim. Aynen haftalık geliyor galiba. Evet. Ben arkadaşlar milli içeceğimiz ayranı kesinlikle hiçbir yere değişmem. Ben de genelde daha küresel milli içecek olarak kolayı tercih ediyorum. O evet. Zaman başlayalım. Başlayalım o zaman. Bu sefer ben ortayı alayım. Sen ortayı al. Hatta Bilal de diğer ortayı al. Bizi ortadan mahrum kalmasın. Sizden dökülen etleri de alıyorum. Leopar deseni. Leopar deseni verilmiş. Sizin lezzeti tatmanızı tavsiye ederiz. Bence başlayalım. Başlayalım. Fazla bekletmeyelim babaları. Düşen tavukların tadına baktım. Çok güzel bir şey ya. Onun zaman böyle güzel gerçekten. Ustamız marinasyonu güzel. Özel bir Adanalı sostan. Evet. Birçok baharat çeşidinden bahsetti. Evet. Özel olarak Adana'dan getirmişler. Tavuğa uyguluyorlar. Sosun tadını tavuk dürümünde daha çok alıyorsunuz sanki. Tavuk dürüm biraz daha sosu belli ettiriyor. Çok güzel yani. Harika. Harika. Gerçekten. Ben bu ustamızın sosunu çok beğendim. Hem tavuğun baharatı hem de üzerine dökülen sos gerçekten tavuğa ayrı bir yakışmış. Yani bir dürüme de... çok yakışmış. Dürüm, lavaş, dolu dolu. Yani bu sadece bize özel bir dürüm değil. Bu her gelene bu şekilde veriliyor. Doyurucu. Şeyimize söyledik zaten. Bize ekstra özel bir şey olmasın. Aynen. Çünkü hem siz hem biz tatlıçılarımızda mahcup olmayalım. Çok güzel. O kadar güzel ki içecekleri mi unuttum ben? Ben hiç ne unuttum? Dikkat edersen salataları hep unutuyoruz yemeği yerken. Çünkü yemekler o kadar lezzetli oluyor ki. Aynen. Salata biraz böyle
vakit kaybı gibi geliyor aslında. Yunus'a katılıyorum. Salata yani turşu, biber turşu, yani bunlar her yerde bulabileceğimiz şeyler. Bazı insanlara atıyorum ağır gelebilir. Salatayla ve turşuyla yumuşatmak, hafifletmek isteyebilirler. O yüzden her zaman tercihtir yani. Evet. Siz yine de salatadan mahrum olmayın. O zaman biz yemeye devam edelim. Siz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.